Bugün Müslümanlık iddiasındaki toplumlarda İslam'ı sadece namaz, oruç dini olarak kabul edip Allah'ın şeriatına karşı düşmanca tavırlar alan birçok insan vardır. İslam'ın hükümlerini irtica olarak değerlendirmek suretiyle reddedenlerin ve bu bölümün dışında geriye kalan kısımlarıyla amel edilebileceğini söyleyenlerin bu halleriyle Müslüman olarak Allah'ın huzuruna çıkmaları mümkün değildir. Allah'ın yasalarına karşı olanların Müslüman olarak görünmek istemeleri insan olma onuruyla da bağdaşmamaktadır. Allah'ın dini bir bütündür. Ayetlerin bir kısmına inanıp bir kısmına inanmamak kişiyi kafir yapar. Allah'ın şeriatından herhangi bir hükmü eleştirmek, en ufak bir laf söylemek bile kişiyi İslam dairesinden çıkarır ve o kişi kafir olur. Şeytanı da helak olmaya mahkum eden hususta zaten Allah'ın hükmüne itiraz etmesi, ona karşı bilmişlik taslamasıydı. Bugün birçok kişi şeriat lafını duyar duymaz irkilmekte ve sanki ondan öcüymüş gibi bahsetmektedir. Bunun sebeplerinden birisi, Allah'ın şeriatına düşman olanların özellikle medya yoluyla yaptıkları karalama kampanyalarıdır. Bundan başka en önemli sebepse Allah'a karşı, onun yasalarına karşı özgür olmak, Allah'tan ve onun yasalarından soyutlanmak isteğidir. Sebepleri ne olursa olsun, ortada fuhşun, çıplaklığın, şehvetperestliğin, ahlaki çözülmenin alabildiğine yayıldığı bir toplum vardır. Rezalet çukuruna yuvarlanmış, bozulup çöküntüye uğramış olan kadınlı erkekli bu topluma İslam şeriatından bahsetmek onları korkutmaya yeter. Evet, bu başıboş ve yozlaşmış nesil İslami hadlerin adını duyduğunda bile korkuyor. Çünkü o hadler her türlü pisliğin ortasına dalanları titretir. Ayrıca bu nesil İslam'ın emir ve yasaklarından da ürküyor. Çünkü bu emir ve yasaklar bir takım kötü davranışları yasaklar, suçların önüne geçer, örf ve kanunları sayesinde şımarıklığa mani olur. Bu nesil çeşitli yerlere yayılmış işsiz güçsüz kadınlar tarafından yönlendirilen, her türlü düşünce ve hareketten alıkoyan bağımlılarına tembellik, başıboşluk aşılayan diskotek, randevu evi gibi bir takım yerlere tutsak olmuştur. Daha önce de belirttiğimiz gibi fıtri zevklerini haysiyet ve şeref sınırları dahilinde tatmin etmek isteyen namuslu insanların İslami yönetimden korkmalarına gerek yoktur. Fakat biraz önce bahsettiğimiz diskotek nesli, haysiyet ve şeref sınırları dahilinde eğlenmenin, kendilerindeki eğlence anlayışıyla uyuşmayacağının ve İslam'ın kadına verdiği yüce ve asil özgürlüğün bu tür eğlencelere müsamaha etmeyeceğinin farkındadırlar. İslam'ın şerefli kadın ve erkeklere verdiği asil özgürlükle yetinmeyen kadınlı erkekli, oğlanlı kızlı bu gruplar İslami idareden korkuyor. Hayatının, rahatının, kokuşmuş mevcut düzenin kendilerine sağladığı imkanların tehlikeye düşeceğini düşünerek titremektedirler. Tutumlarına müsaade etmeyecek olan İslami idareye işte bu nedenle düşman oluyorlar. Bu nesil hayvani arzularını tatmin etmeye özgürlük, hatta ilericilik ve uygarlık ismini veriyor, bunu da hayvani bir serbestlikle savunuyor. Bu davranışıyla da övünüyor. Kimisi de bu hayvani başıboşluğa sanatsal serbestlik ismini veriyor. Bunlara göre estetik sanatlar, her şeyi mübah kabul etme prensibinden güç alıp gelişirler. Laik sistemlerdeki özgürlük anlayışını ele aldığımız takdirde, bu anlayışın sadece hayvansal isteklere ve şehevi duygulara dayalı özgürlükler içerdiği görülür. Laiklik, ilahi bağlardan bağımsız, sorumsuz, kayıtsız, ilkesiz, hayvanca bir varoluşu savunuyor. Laik anlamda özgürlük, insanın Allah'ın yasaları karşısında bağımsız olması anlamına gelir. İslam, insan çılgınlıklarının, İsyanlarının, ihtiraslarının, şehvetlerinin, günahkarlıklarının özgürlük olarak tanımlanmasına kesinlikle izin vermez.
İslami hayat anlayışı içinde tüm özgürlükler bilgelik ve erdeme dayalı olarak şekillenir. Bir tarafında uçurum olan bir yol düşünelim. Yolun uçuruma bakan tarafında korkuluk ve işaretler yer alır. Bu yolcuların hürriyetini kısıtlamak için midir, yoksa onları korumak için mi? Hürriyet sarhoşluğuyla bu işaretlere önem verilmez ve aldırış edilmezse sonuç felaket olur. Aynı şekilde Allah'ın kanunlarına, onun insanları korumak üzere koyduğu yasalara uyulmazsa sonuç insanın hüsranı olur.